OES İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün, çekim için ideal bir gün. Sizlere harika, tam müstakil 4+1 villa tanıtmaya geldim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hepiniz sosyal medyayı kullanan insanlarsınız. Oraya buraya ev arayışlarına bakıyorsunuz vesaire vesaire. Eminim böyle güzel 0-1 villayı bu fiyata bulamayacaksınız. 7.750'den 7.250'ye düştü arkadaşlar fiyatı güncel. Kesinlikle kaçırmayın, değerlendirin derim. 1974 metrekare arsa içinde sadece 8 tane tam müstakil havuzlu, bahçeli, otoparklı villalar var. Ve bu da son evimiz arkadaşlar. Son fırsat. Mal sahibimiz sağ olsun İstanbul firması bu arada. Çok kaliteli bir inşaat yaptılar burada. Isı ses yalıtımı, mantolaması, elektrikli garaj kapıları vesaire her şey var. İskanları alındı, bina kimlik sertifikaları takıldı. Muazzam bir ev. Ben gerçekten bu evleri çok beğeniyorum. Ve 7.250'ye de bu fırsatı kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Böyle 4+1 müstakil, 2 banyo, 3 WC'li bir yer bulabileceğinizi de zannetmiyorum. Evet, buyurun evimizin içine geçelim. Önce şöyle bir garaj kapısını bakın. Buradan böyle kumandalı size veriyorlar. Kapınız açılıyor, kapanıyor. Arabanızı içeriye park ediyorsunuz. İnce dokunuşlar çok iyi. Binamız tamamlanana arkadaşlar 1,5 yaşında oldu bu evlerimiz. 1,5 yaşında oldu. Kat kaloriferi sistemi tamamen çekili. Altyapısı her şeyi hazır. Isı pompası kurabilirsiniz. Yaz kış yaşarsanız mineral dekoratif sıvalı. Bakın inanılmaz efsane yağmurlar yağıyor bu sene. Resmen burası artık böyle tropik bir ada gibi oldu. İnanamıyoruz. Ama gelin görün evlerde gram böyle nem, rutubet, akar kokar hiçbir şey yok. Muazzam bir işçilik var. Gel abi şöyle bir gelelim. Şimdi şöyle bir bahçemizi gösterelim. Güzel böyle bir dekoratif taşlar konulmuş. Bunları kaldırmak isterseniz bu lav taşlarını örneğin kaldırabilirsiniz. Size özel güzel bir bahçe yapabilirsiniz. Uğraşmak istiyorsanız. Ama genelde inşaat firmaları artık böyle yapıyorlar. Ender abi hatta şu garaj kapısının oradakileri bir göster de. Bir taraf eksik kalmış. Bunları daha sonradan oraya koyacaklar. Şimdi orası böyle biraz çirkin duruyor. Kamera sistemleri gördüğünüz gibi, kamera boruları her şeyi çekili. Şöyle devam edelim. Gel abi. Tak tak, üçe tak Ender abi. Evet, demek istediğim şuralar. Bakın buraya kadar peyzaj gelmiş. Şuralarda işte bir de havuzun öbür tarafında boşluklar kalmış. Buraya işte o taşlar buraya konulacak arkadaşlar. Havuzumuz tamamen çalışır bir şekilde inşaat firması satıldıktan sonra teslim ediyor arkadaşlar. Onu da not alabilirsiniz. Hani böyle size böyle çalışmadan içi pis bir şekilde asla verilmeyecek. Abi kaçtı burası, sen ölçtün? 15 metrekare. 3'e 5 değil mi? 3'e 5 arkadaşlar. Gayet ideal. Size özel derinliği de gayet güzel. Yeterli bir havuz arkadaşlar. Yani olimpik havuza da zaten ihtiyaç yok. Evinizin önünde mis gibi vakit geçirin. Devam edelim abi, gel böyle. Sen hatta orada kal, ben geleyim. Bir de bu taraf. Bir de bu tarafımız işte o taşlarla dekorasyonu yapılacak. Hatta gel gel şuradan şöyle bir güzel. Gerçi drone görüntülerini de aldık ama. Şimdi buradan da çok güzel binanın albenisi harika. Şöyle bir dış cepheyi bir göstersen abi. Çok böyle karakteristik bir özelliği var. Güzel. Örneğin buralara bizimkiler, işte İstanbul firması. Bizimkileri kötülemek istemiyorum ama şimdi İstanbul'dan gelen bir inşaat firması da Allah var, adamlar işi biliyor. Çok güzel. Bakın aplikler takmışlar. Şuralar falan hep böyle alüminyum bunlar arkadaşlar. Öyle söve köpük değil. Vurdu mu çat diye kırılan bir şey değil. Kalite 10 numara. Salonumuza... Yok ya, ana kapıdan gireceğim abi. Hep böyle kızıyorlar bana. Açık kapı gördüm ve hemen böyle giriveriyorum. Olmuyor. Böyle gösterelim. Buradan da garajımızı da hem görmüş olurlar. Gelebilirsin abi biraz daha. Şu garajı bir gösterelim. Rahat böyle büyük bir SUV araba sığar. Evet, ana giriş kapımız böyle. Çelik kapımız falan da çok kalite. Kalenin sur kapı olması lazım bunlar. Kapı işte gayet güzel. Buyur gel abi. Kapının hemen arkasında şimdi çok güzel bir vestiyer var. Hemen sen böyle oradan bir U dönüşü yap abi. Elektriklerimiz olmadığı için bağlantısı yok. Buraya şahane bir
çalışma yapmışlar. Çok güzel ayakkabılık vestiyer yukarıda. Kışlık yazlık ayakkabılarınızı koyabilip saklayabileceğiniz depolama alanı var. Hemen burada gene güzel merdiven altı diyeceğim ama adamlar Allah var gayet şık bir şekilde bir tuvalet dizayn etmişler. Evin mutfağını ben çok beğeniyorum. Tam böyle benim istediğim yazlık mutfağı bu işte arkadaşlar. Gayet ideal büyüklükte. Dolaplarımız da gayet yeterli. Buzdolabımızın yeri de çok iyi yere konulmuş. Hemen burada ankastrenin fırını. Şurada da çok güzel böyle baharatlık dolapları gibi artık kullanabileceğiniz, mikrodalga koyabileceğiniz güzel alanlar var. Bulaşık makinesi yeri, her şey mevcut. Buradan da hemen ön bahçeye çıkış kapısı da verilmiş. Arkadaşlar burası tam 45 metrekare. Salonum 45 metrekare arkadaşlar. Mutfakta tabii ki birlikte kullanım alanı. 2 tane yatak odamız 12 metrekareydi değil mi abi? Bir tanesi 19 metrekare, bir tanesi de 10 metrekare arkadaşlar. Banyoları, WC'leri saymıyorum. Evin kullanım alanı gerçekten çok ideal büyüklükte bir yazlık için. Şimdi salonumuz da çok güzel. Ben bayılıyorum. Yani inşallah bizim takipçilerimizden birine nasip olur. Fiyat da performans da bana göre çok iyi. Denize mesafemiz de çok çok yakın arkadaşlar. Hemen buradan ana yola çıkıyorsunuz. Bakın size o parsel sorgudan çektiğim fotoğrafı şu an koyuyorum. 1300 metre falan olması lazım. Burası da vestiyerimizin arka tarafı arkadaşlar. Buraya da böyle güzel işte düğün resimlerinizi, yazdığınızı, ilk aldığınızı da biz de böyle el sıkışırken, tapunuzu alırken fotoğrafı falan şuraya koyarsınız artık. Burada da televizyon ünitemiz mevcut. Rahat rahat buraya her şey sığar arkadaşlar. Yemek masanızdı, mobilyalarınızdı vesaire vesaire. Evet, haydi buyur abi yukarıya çıkalım. Bakın örneğin korkuluk şu bile ince detay. Şu bile ince detay. Normalde şuradan tak diye başlarlardı ama buraya bir destek korkuluk da konulmuş. Yaşlılarımız için gayet kullanışlı bir şey. Ufak tefek böyle eksikler olabilir. Lütfen onlara aldanmayın. Firma dediğim gibi hemen böyle nokta atışı temizliğine yapıp sizi mobilyalarınızı taşınacak şekilde teslim ediyorlar. Gel abi böyle yukarıya. Burası en küçük yatak odamızdı değil mi abi? Normalde bakın burası 10 metrekare bir yatak odası ama gayet ideal büyüklükte. O ne çift ne tek kişilik yataklar var ya. 1.50'lik. Onlardan bence buraya koyun. Ya da iki tane tekli çocuk odası, genç odası yapabilirsiniz. Güzel bir balkonumuz var. Ender abi orayı da bir göstersene zahmet. Otomatik makine gibiyim ya. Sonra da nefesim kesiliyor. Hızlı konuşuyorum. Sıkmamaya çalışıyorum sizleri daha çok. Evet. Burası arkadaşlar 12 metrekare. Banyo ile birlikte arkadaşlar 16 metrekare yatak odamız. Burası ebeveyn banyolu arkadaşlar. Şuradaki ebeveyn banyomuzu gösteriver Ender abi. Çok şık, modern. Böyle siyah tonlarda, antrasit tonlarda, beyazda fayanslarla dizayn edilmiş şahane bir mutfak. Bakın her şey düşünmüş. Büyük ihtimal bunlar herhalde televizyon ünitesinin olduğu yer ama buraya, bu odaya sanırım kamera sistemlerini burada kullanacaksınız. Alarm, kamera vesaire. Çok güzel gene bir tane ortak banyomuz var. Adamlar yapmış abi, helal olsun. Bu rakamı da fazlasıyla hak ediyorlar diye düşünüyorum. Evet. Burası da gene 12 metrekarelik güzel büyük çift kişilik bir yatak odam. PVC'lerimiz tamamen antrasit Vinsa arkadaşlar markaları. Buradaki balkonumuz da şey. Burada evet, şunu yapmamışlar. Altyapısı çekilmiş. Eğer panjur isterseniz arkadaşlar kırım, döküm vesaire işiniz yok. Altyapısı hazır. Panjur sistemleri var. Bazıları istemiyor arkadaşlar. Çünkü emin olun kapatıp gidiyorsunuz. Onlar böyle güneşten ciddi bir şekilde zarar görüyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum, çok ihtiyacınız olmadığı sürece aslında panjuru tavsiye etmiyorum. Sonuçta birinci sınıf kalite
PVC'leriniz çift cam, ısı ses, işte ısı ses yalıtım, içlerindeki gaz alınmış bunların. Özel yapım camlar bunlar. Gel abi böyle buradan merdivenden çıkalım. Yukarıdaki dördüncü yatak odamızı gösterelim. Birinci katta üç tane var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Bir de ortak çok güzel lüks bir banyomuz var. Şimdi burada diyeceksiniz ki ya kocaman bir yatak odası var. Keşke buraya da ebeveyn banyosu koysalardı. Çünkü getirdiğimiz müşterilerimizin zamanında %95'i hep bunu dedi. Ama işte ne projede neyse onu yapmak zorundasınız. Mecburuz arkadaşlar. Gel abi. Burası 19 metrekare. Çok güzel bir yatak odası. Büyük bir ihtimal şu terasından dolayı sanırım gençler burayı hemen kapar. Harika. Arkada bir penceremiz var. Şuranın kodu yüksek bırakılmış. Hani yağan yağmurlardan su girmesin diye. Bu bile işte akıl işi bunlar hep. İnce detaylar. Bunları hep düşüneceksin. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru, çamuru, her şeyi var. Böyle yüksek olması bence çok iyi. Çok ideal. Burası önceden şeydi, terastı. İskenden sonra buralara korkuluklarını koydular arkadaşlar. 10 numara bir devasa bir toplam, yani şurayla balkonun kullanım alanı arkadaşlar tam 40 metrekare aslında. Yarın bir gün bilmiyorum, eğer burada site şeyi de yok normalde, site yönetimi olarak kullanılmayacak. Hepsi müstakil bireysel evler. Size ait dediğim gibi, kimse aidat maidat vesaire yok. Hemen şu yoldan dümdüz aşağı iniyorsunuz. Hop zaten Akbük Halk Plajı, liman, restoranların, barların, eğlence merkezlerinin olduğu yerler. Evet, ben evi çok beğeniyorum arkadaşlar. Yani araştırın, başka yerlere de sorun, başka meslektaşlarımla da görüşün. Eğer hani böyle 0-4+1 bahçeli, havuzlu, otoparklı ve birinci sınıf işçilikli bir villa varsa benle de paylaşın, ben de göreyim, merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten de yok. Çok güzel bir ev. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Akbük'ten selamlar, saygılar.
Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. OYES İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız: lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Emlak sektöründe en doğru adres OYES Emlak.